Murat Yetkin, Yetkin Report Şimşek'te BDDK rahatsızlığı, inceleme başlatılsın, gereği yapılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet ederek, onlardan yüklü miktarda düğün hediyesi kabul ettiği haberi hükümet nezdinde rahatsızlığa yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD dönüşünde ayağının tozuyla konu hakkında inceleme başlatılması talimatı vererek, gereğinin yapılacağını söylediği öğrenildi. BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum statüsünde. Bakanlık kaynaklarının yetkin raporunun soruları üzerine verdiği bilgiye göre, Şimşek basına yansıyan BDDK Başkan Yardımcısı düğününde yaşananlardan, ABD'de üst düzey yatırımcılarla yaptığı toplantılardan Türkiye'ye dönüşünde ayrıntılı bilgi sahibi oldu. Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek kaynaklara göre hemen Aydın ve Düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek gereği neyse yapılacak dedi. Şimşek'in talimatı üzerine yasaya göre Kamu Etik Kurulu'nun devreye girmesi bekleniyor. Kamu Etik Kurulu'nun başında önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor. BDDK düğününe takılı hakimden Haberi duyuran Bir Gün gazetesinde Timur Soykan oldu. Buna göre anayasaya göre bağımsız olması gereken BDDK'nın başkan yardımcısı Mustafa Aydın, düğün törenini denetlemekle görevli olduğu bankaların genel müdürlerine de davetiye çıkardı. Genel müdürler davete eli boş gitmedi. Her birinin 150 ila 350 bin lira değerinde takı taktığı yani düğün hediyesi verdiği ve kuyruğa girdikleri takım merasiminin uzun süre devam ettiği bildiriliyor. Banka genel müdürlerinin Aydın ve eşine takıları kendi ceplerinden mi yoksa banka bütçelerinden mi taktığı ayrı bir tartışma konusu oldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakır'ın da düğünde bulunması, takı takma merasimine ayrı bir kamu yöneticisi boyutu da katıyor. BDDK Başkanı ve önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun nikah tanığı olarak da davetli olduğu törende takı takıp takmadığı konusunda bilgi yok. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, BDDK Başkan Yardımcısı Aydın'ın aldığı hediyeleri derhal iade etmesi ve hediye veren banka yöneticilerine de zimmet çıkarılması gerektiğini öne sürüyor. Rüşvet istemedi, hediye aldı. BDDK yöneticisinin denetlemekle görevli olduğu şirketlerden pahalı düğün hediyesi kabulünün birkaç yasa maddesine aykırı olduğu öne sürülüyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29. maddesine göre devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. 5176 sayılı yasaya göre yürürlükte olan kamu görevlileri etik yönetmeliğinin 15. maddesi ise kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamında alıyor. Bu çerçevede denetlemekle görevli olduğu kurumsal temsil sahibi kişilerden takı kabul etmek, hediye almak sayılıyor. Daha iyi Yargı Derneği Genel Başkanı Mehmet Gün, Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesinin görevi kötüye kullanmak olarak da bilinen irtikap suçunu hapis cezası gerektiren rüşvetin ikizi olarak tanımladığına dikkat çekerek Aydın'ın durumunun bu kapsamda da değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Kabine toplantısına gelir mi? Hukukçu Gün bu tür gelişmelerin daha önce OECD gri listesinden çıkışı Şimşek tarafından duyurulan Türkiye'nin kayıtları için iyi olmayacağını da öne sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik krizen çıkış programını küresel yatırımcılara anlatıyordu. BDDK krizinin Şimşek'in talimat verdiği incelemeyle sınırlı kalıp kalmayacağı, 30 Eylül pazartesi toplanacak Erdoğan kabinesinde konu edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. Erdoğan, ABD seyahati öncesi 17 Eylül'de kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'u kabul ederek kamudaki son durum hakkında rapor almıştı. Gazeteci Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Aydın'ın nikah tanıkları arasında Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan, Genel Merkez Yöneticisi ve Milletvekillerine dek MHP'li siyasetçilerin ağırlıkta bulunmasına da dikkat çekmişti.